Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımıza konu değerlendirme testi 25 ile devam ediyoruz. Konumuz açılar. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıda verilen kareli kağıtta A, C, D, I, I, N doğruları ve bu doğruların üzerinde işaretlenmiş noktalar gösterilmiştir. Buna göre son durumda kareli kağıtta oluşan açılardan biri aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Bakalım nasıl açılar oluşturacağız. Paralizemin aşağıdaki adımlar uygulanıyor. Birinci adım B noktası ile B noktasının 3 birim yukarısının 4 birim sağında ve ikinci doğru üzerinde bulunan nokta bir doğru oluşturacak şekilde birleştiriliyor. B noktası ile B noktasının 3 birim yukarısına gidelim. B noktasından 3 birim yukarıya gittik. 4 birim de sağına geleceğiz. 1, 2, 3, 4. Buraya geldik. E noktasına geldik çocuklar. İkinci adımda birinci adımda kullanılan ikinci doğru üzerindeki nokta yani H noktası bu noktanın 4 birim yukarısının bir birim solunda. Bu noktanın 4 birim yukarısının bir birim solu K noktası ve üçüncü doğru üzerinde bulunan nokta ile bir doğru oluşturacak şekilde birleştiriliyor. Birleştirdik. Buna göre son durumda kareli kağıtta oluşan açılardan biri. Aşağıdakilerden hangisi olamaz bakalım. HBC e, açısı. Bakın B ortada. Yani açının köşesi B. Bir kolunda H bir kolunda C olacak. E var mı? Var. İşte HBC açısı burası çocuklar. Açının köşesi B noktası. Bir kolunda C. Bir kolunda H noktası. Olacak şekilde doğru parçaları çizilmiş. Peki DHB. H açının köşesi olacak. Bir kolunda D. Bir kolunda da B olacak. Burada da bu açı bakın. Şurası oluşmuş. Da gitti. KHG yine açının köşesi H olacak. KHG şu açı. Bu da var. KGD açısı KGD açısı bakın açının köşesi G noktası olacak. Burada G noktasında herhangi bir açı yok. Cevabımız D seçeneği olur. durumumuz kaleli kağıtlı bir bahçenin etrafına yapılması planlanan çiftler kuş bakışı olarak gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen açı çiftleri birbirine eşittir demiş. A seçeneğine bakalım. ABC açısıyla AGF açısı. ABC açısı burası. AGF açısı da burası. Çiftler, bu açılar birbirine eşit olamaz. Çünkü birisinin kolu çizgiler üzerinde diğeri açılmış. Ama ABC açısının iki kolu da çizgiler üzerinde değil. Yani bu uçları arasındaki konuma bakılarak ölçülecek. Dolayısıyla bu kol mesela 2 4 5 birim aşağıya, 2 birim sağa gelerek bir uçtan bir uca gelinmiş. Yine diğer açımızın bir kolunu da ölçelim. 1 2 3 4 5 birim sağa, 1 2 3. Bakın burada 5'e 3 bir durum var. Daha çok açılma var. Bu açılar birbirine eşit değildir. Yine aynı şekilde böyle ölçerek diğer açılara bakacağız. AGF açısı burası ile DEF açısı, DEF açısı da burası. Yine bakın DEF açısının kolu çizgiler üzerinde, AGF açısının kolu da çizgiler üzerinde. Şimdi bu diğer kolumuza bakacağız ne kadar açılmış. G'den F'ye 1 2 3 4 5 birim sağa. 1, 2, 3 birim aşağıya gelinmiş. D'den de E'ye yine 1, 2, 3, 4, 5 birim sağa, 1, 2 birim yukarı çıkılmış. Yani 5'e 2, 5'e 3. Dolayısıyla bu açılar birbirine eşit değildir. C seçeneğine bakalım. BCD açısı, burası. E, e, F açısı, burası. Yine kollarımızdan birisi dikey çizgiler üzerinde, diğeri de yatay çizgiler üzerinde. B'den C'ye 1, 2, 3, 4, 5 birim aşağıya 1, 2 birim sağa gelinmiş. DEF açısında da bir uçtan bir uca 1, 2 aşağıya 1, 2, 3, 4, 5 birim sola gelinmiş. Bakın 5'e 2, 5'e 2. Dolayısıyla bu açılar birbirine eşittir. Cevabımız C seçeneği olur. Üçüncü sorumuz görsel bir de 8 eş bölmeden oluşan deposu boş bir aracın benzin göstergesi verilmiştir. Benzin deposuna 28 litre benzin eklenince benzin göstergesi görsel 2'deki gibi oluyor. Sonra benzin deposuna 3,5 litre daha benzin ekleniyor. Son durumda benzin göstergesinde oluşan küçük açının tüm ölçüsü kaç derecedir demiş. Bir de boşken böyle 1, 2, 3, 4 birim ilerlemiş. 28 litre doldurunca. 28'i 4'e bölersek 7 litre çıkar. Demek ki her bölüm 7 litrelik benzin alıyor. Şimdi buraya biz 3,5 litre daha benzin koyarsak yarım aralık daha ilerlemesi gerekir. Yani şuraya gelmesi gerekir. Peki kaç parçaya bölünmüş bu benzin deposu? 2 4 6 8 parçaya. 180 derecelik açıyı 8'e bölelim. Yani burası 180 derecedir. 8'e böldüğümüzde 2 kere var. 16. 2 kaldı. 0'ı indirdik. 2 kere var. 16. 4 kaldı. Buraya bir virgül. Buraya bir 0 verdik. 5 kere var. 40. 22 buçuk derece. Yani her açı 22 buçuk derece burada. Şu şekilde gösterelim. Burası 22,5 derece. Bize diyor ki benzin göstergesinde oluşan küçük açının tümlerinin ölçüsü. Yani biz şuradaki açıyı bulacağız. Burada kaç tane 22,5 var? 1, 2, 3 tane 22,5 var. Bir de 22,5'un yarısı var. 22,5 bölü 2 derece var. Burada 22,5 derece Burada oluşan açıyı bulalım. 22 3'ü çarpalım. Şurayı bir bulalım. Sonra üstüne ekleriz. 15'in 5'i e elde var. 1, 6, 7, 6, 67.5 Bir de bunu ekleyelim. 67.5 buçuk artı 22 bölü 2. Çocuklar bu 22.5 bölü 2'yi de şöyle yapalım. 2'ye bölelim. 22,5'i 2'ye bölerken 2'nin ve virgülün sağında basamak sayısı aynı olacak şekilde ne yaparız? 0 ekleriz. 225 bölü 20 olarak direkt yazabiliriz. 225'i 20'ye böldüğümüzde bir kere var 20. 2 kaldı 5'i indirdik. Bir kere var 20. 5 oldu. Buraya bir 0 vereceğiz. Virgül koyacağız. 50'de 2 kere var 40. 10 kaldı. Bir sıfır daha verdiğimizde 5 var. 11 tam %25. Yani 67 üstüne 11 tam %25'i ekleyelim. Direkt bu şekilde yapalım. Topladığımızda 5, 7, virgüllerin altına virgül, 8, 7. 78 tam %25 derece olur. Açımız bu. Yani 78 tam %25 derece. Bize bunun neyini sormuş tümlerini sormuş. Tümler açı ne demek? Toplamları 90 derece olan açılar demek. 90 dereceden 78 tam %75 dereceyi çıkaracağız. Tümlerini bulmak için buraya 00 yazıyoruz. 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 7 çıktı 2. Virgüllerin altına yine virgül. 9'dan 8 çıktı 1. Burada 8 kaldı 1. 11 tam %25 derece olur. Cevabımız A seçeneğidir. Dördüncü sorumuz aşağıda bir iletki üzerinde bazı ışınlar gösterilmiştir. Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. LÖ açısı ile OLÖ açıları eş açılardır. Bu açıları bir bulalım. Bakalım. LÖ yani L köşede bir kolunda P bir kolunda Ö olacak. Ölçtüğümüzde 60 ile 90 arasında 30 derece burası 30 derece. O, L, Ö. O, L, Ö de bu açı. Bu da 90 ile 60 arasında 30 derece. Evet bu ifade doğrudur. KLP ile KLP neresi? KLP burası. Sıfırdan 60 dereceye gelmiş. 60 yazalım. PLÖ komşu tümler açılardır. PLÖ de burası 30 derece. Toplamları 90 derece ve ortak bir ışınlar olduğu için komşudur ve tümlerdir. Bu ifade de doğru. MLN ile MLN MLN burası kaç derece? Dışarıdan ölçelim. Bakın sıfır burada. 40 derece. O, -l O. Pardon. Ö, L, O. Ö, -l O da burası. Komşu açılardır demiş. Bu açılar komşu değildir. Çünkü ortak bir kolları yok bu açının kolları buradayken öbür açının kolları burada. Ortak kollar olmadığı için komşu açılardır diyemez. Cevabımız C seçeniyordur. Evet bu sorularımızı da burada bitirdik. İlerleyen günlerde diğer sorularımızın çözümlerini, konularımızın anlatımlarını kanalımıza yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.